Merhabalar efendim. Merhaba, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım önce. Cahit Teke, Esenler Mahalle Muhtarıyım. Evet. Mahallenizle ilgili sorun, sıkıntılarınız var mı, nelerdir? Tabii, mahalle alakalı sıkıntılarımız bayağı çoktur. Mahallemizde altyapı sorunu var, park sorunu var, okul sorunu var. Bir de sağlıcak sorunu var hala. Yollar çıkmaz sokak sorunu var. Bir de kadastro sorunu var. Yollar açılmıyor. Bunları devletimizle, valimizle bu taleplerine bulunmak isteyeceğiz. Mahallemizle bir şehir hastanesi istiyoruz. Mahallemizde çok sıkıntı yaşıyoruz. Yüzde İpek Yolu, %80'i fakir kesimi bu Cumhuriyet Caddesi'nin öz tarafındadır. Bu insanlarımız bölge hastanesine ve kampüs 100. yıl hastanesine gidene kadar bunlar en az 2 kişi 20-25 TL bir yol parası gidiyor. Bunlar ödeme durumunda değil bunlar insanlar. Bu öz kesime kesinlikle biz devletimizde ve sayın valimizde, vekillerimizde bu İpek Yolu öz tarafta bir şehir hastanesi yaptırmak istiyoruz. Bunu gündeme getirmek için bunların talebine bulacağız. Kesinlikle böyle bir şey yapsalar çok memnun oluruz. Halk bunu bizden talep ediyor. Teşekkür ederim. Ben Fazıl Kurt. Fazıl Kurt Hacı Bekir Mahalle Muhtarı. Bizim şu anda geldiğimiz bu toplantıya inşallah Sayın Valimizle taleplerimizi dile getiririz. Hacı Bekir Mahallesi gerçekten bu 26-27 yıl oldu bu mahallede ikamet ediyorum. Hacı Bekir Mahallesi sanki terk edilmiş bir mahalle olarak biz görüyoruz. Şu anda taleplerimiz hem yollarımız, hem okullarımızdan, hem sağlık ocaklarımız, yollarımız zaten köstebek durumda. İnşallah bugün Vali Bey'le, Sayın Valimizle dile getireceğiz, talep edeceğiz. İnşallah bundan sonra bu sorunlar giderilir. Ben de teşekkür ederim. Ben Yali Mahallenin Muhtarı Alaaddin Sağınç. Tabii ki bizim de sorunlarımız, Mali Mahallenin Muhtarı arkadaşlar anlattığına göre bizim de sorunlarımız çok. Şimdi benim en büyük sorunum, yani daha doğrusu şikayetim var dedim. TEDAŞ'ta ben şikayetim var. Onu Sayın Valim de duysa, haberdar olsa daha güzel olur. Şimdi TEDAŞ 3 senedir 3 tane direk yolunun ortasına kalmış. O yol asfalt yapılacak. Ondan sonra bir bana nedir ki ben biraz ona sitem ettim diye emir vermiş. Ya efendim malzememiz yok, ne yok. 3 senedir o konuyu dile getir, maalesef daha da yapılmadı. Tabii ki diğer mahalleler gibi bizim de sorunlarımız, ufak tefek sorunlarımız var. Bir de bir sorunum var. Sayın Valim duyması çok önemlidir. Benim sağlık ocağı 1982'de yapılmış. Daha cevap veririm. Hem İskele hem Yali Mahallesi oradan hastaları geliyor. Çok küçük. Ondan sonra yıkılmak şeyindedir. Onu bir dile getirdim de yapılacaktı. Tekrar yine efendim AFAD belgesinin altında kalıyor ama şu anda AFAD belgesine çıktı. Onun için bir an önce el asara ben memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şefim, sizi alayım böyle hemen. Mahallenizin meselelerini konuşalım. Tanıyalım sizi. Ben Vali Mithat Bey, Mahalle Muhtarı Hüseyin Şafak. Merhaba. Mahallenizin sorun, sıkıntıları, yapılanlar, talepleriniz neler? Mahallemizde genel olarak şu anda 35 sokağımızda doğal gaz altyapısı yok. İnternet altyapısı yok. Defalarca başvurmamıza rağmen internet üzerinden dediler ki işte kablolar çalınıyor. Halbuki 2011 yılından bu yana da hiç yatırım yapılmadı. Bu kablolar 2011 yılından çalınmış ama şu ana kadar hep kablolar çalınıyor söyleniyor. Doğal gaz deseniz doğal gaz yine 35 sokağımızda yok. Gerçi bu sene hani gelecek diyorlar ama tabii ne kadar tatminkar olunur o da belli değil. Yani diğerleri de zaten normal mahalle sorunlarıdır. Ufak tefek yapılabiliyor onlar. Ama genel başlıca olarak doğal gaz ve internet sorunlarımız var. İnternet üzerinden zaten bu pandemi döneminde uzaktan eğitime bizim öğrencilerimizin çoğu giremedi. Yani sorunlar bunlar. Ben teşekkür ederim. İsmim Turgut Küley, Hatuniye Mahallesi Muhtarıyım. Aynı zamanda Hatuniye Mahallesi Muhtarıyım. Aslında İpek Yolu Muhtarı Derneği Başkanıyım, doğrudur. Aslında bütün muhtar arkadaşların sorunları hemen hemen aynıdır. Yani Van genelinde altyapı sorunumuz var, yeşil alan sorunumuz var, otopark sorunumuz vardır.
Yani Van'da gerçekten altyapı sorunu bir an evvel belediyelerin el atması lazım. Çünkü şöyle söyleyelim, iki gün yağmur yağması durumunda Van'ın su altında kalma sorunu vardır. Drenaj hatlarının çekilmesi lazım. Genel anlamda sorunların tüm muhtar arkadaşların aynıdır. Benim de mahallemin sorunu yine arkadaşların belirttiği gibi Sağlık Ocağı mahallemde yok, Sağlık Ocağı sorunum vardır. Yine belediye otobüsü mahalleye girmiyor. Bir mahalle ne yazık ki toplu taşıma araçlarından faydalanamıyoruz. Yine İpek Yolu Bulvarı üzerinde Karoları Bölge Müdürlüğü tarafında orta refüjümüz, yani İpek Yolu'nun orta refüjü kapatılmış. Bu orta refüjün kapatılmasıyla birlikte gerek Hatuniye Mahallesi, Bushane ve Şabanya mahallelerinin çıkış noktalı olan kısım kapalı olduğundan dolayı mahalle içerisinde büyük bir sıkıntı yaşamaktayız. Araçlar o daracık ve çıkmaz sokakları kullanmaktadırlar. Bu konuyu defalarca ilgililere ilettik, gerek sözlü ve gerekse yazılı. Ne yazık ki bir türlü bir sonuca varılmadı. Bizim şu an en acilen çözülmesi gereken sorunlardan biri de budur. Teşekkür ederim. Ben Köşebaşı Mahalle Muhtarıyım, Ramazan Ürekli. Köyümüzde hiçbir çalışma yapılmıyor. Ne İpek Yolu'ndan çalışma yapılıyor, ne Büyükşehir'de yapılıyor. 40 senedir köyümüzde bir tane depo yapılmış, çok eski bir depodu. O zaman köy 30 haneydi, şimdi 120 hane olmuş. Ne kadar dilekçe de veriyoruz, ne kadar gidip geliyoruz, kimse gelip oralı olmuyor bu bir. 2018'de köyümüzün yolunda, yani 7 kilometrede yolun kenarında gazon çekilmiş, hala da o şekilde dileşe de veriyoruz, şeye de gidiyoruz, kimse bununla ilgilenmiyor. Zaten tarımsal ölmüş, Büyükşehir'de tarımsal yok, yani tarımsal yok. İsmi de söylüyor, İsmail Bey de şey, o hiçbir şeye bakmıyor yani. Tarımsal ölmüş bu şeylerde. Başka ne diyebilirim ki? Yani 2 senedir ben muhtarım, ne İpek Yolu'da ne Büyükşehir'de köyümüzde bir çalışma yapılmamış. Şu anda asfalt yamalarımız o kadar yükselmiş, arabanın altı da değiyor, kimse gelip ilgilenmiyor, kimse gelip yapmıyor. Evet, teşekkür ederim. Gövelek Mahalle Muhtarıyım, Cumali Demiroğlu. Maalesef 2 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Mahallemizde o kadar eksiklerimiz var ki, muhtar arkadaşlar gerçek herkeste ortak sorunları yani hemen dile getirdiler. Sorunlar hepsi %90 aynı ama 2014'ten bu yana bir kanal ihtiyacım var. Tarımsal olarak benim tarımsal bitmiş. Yani sulama bir gram suyumuz yok. Kesinlikle Büyükşehir'e, İpek Yolu'na vesaire her tarafa müracaatlarımız var resmi olarak. Hiç kimse ilgilenmedi, yapılmadı. Tarımsal diye bir kurum var, maalesef bir icraat yok. Kesinlikle yani icraat yok. Tarımsal yani Van'da tarımsal diyorlar ama yok. O konuda biz Sayın Vali Bey'de biz bunu özellikle yani bunun incelenmesi, yerine eleman gönderilmesi, bakılması acaba yalan mı? Bizim şu anda konuştuklarımız yalan mı? Doğru mu? Biz yalan mı? Belki de yalan da olabilir. Bir baksınlar, göndersinler, eleman göndersinler. Benim köyümde 22 bin küçükbaş hayvan var. Bir kram su şu anda mahalleme gelmiyor. Bir yangın olsa bir kırtı su yoktur mahallede. Yani ihtiyaçlar haç safta. Yollarımız 2 seneden bu yana bir yarım kalan bir yolumuz var. Maalesef yapılmıyor. Öyle yarı kalmış. Hepsinin yapılmasını özellikle Sayın Vali Bey de bunu istirhamla rica ediyoruz. Yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten. Ortanca mahallemiz 450 hane ikinci bölge olarak görülmektedir. Ortanca'nın sorunları bayağı bir çok almış. Özellikle Ortanca'nın 2019 yılında
Sayın Cumhurbaşkanımız Ortanca'nın göletini 2020 yılında bitireceğini söyledi halkımıza. Hala da Ortanca göleti yapılmamaktadır. Onun için sayın valimize, sayın bürokratlarımıza sesleniyorum. Bizim bir an bu tarımsal göletimiz yapılmasını gerekmektedir. Bir el atsınlar bunu, bir an halka kavuşturalım. Ortanca'nın altyapı kanalizasyon hala olmamakta. Biz bundan çok sıkıntı yaşamaktayız. Ortanca'nın kış aylarından 3 ay belediye otobüsümüz yolumuz rapulu olduğu halde gelemiyor. Bu sıkıntıyı çekmekteyiz. Yani Ortanca'nın sorunları çoktur. Yani sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın vantimiz bize bir fırsat verdiği için, bu sorunlarımızı dile getirdiğimiz için teşekkürlerimi sunarım. İnşallah biz sorunlarımız çözülecektir. Sizin de kulu sağ olun. Ben de Ermenköy muhtarı, Ferzende İpek. Evet, Ferzender Bey. Mahallenizin meseleleri nedir? İyi mi köy? Yani mahalle sakinleri bir şey istiyoruz. İstek çok ama yapılacak şey yok. Nedir mesela istek? Kanalizasyonun %80'i yapılmış, 20'si kalmış. Köprülerimiz yapılmamış. Bu sene zaten bu kaymakam beyin zamanında hiçbir şey yapılmamış. Ve kendisi de söyledi, köylere bir şey yok. Onun için mağduruz. Ya sulama, kanallarımız hep sel götürmüş kalmış. Yollarımız hep çökülmüş kalmış. Parke taşımız %20'si yapılmış, %80'i kalmış. Başka ne diyeyim? Yani kalmış ha kalmış. Teşekkür ederim. Karpuzala Mahalle Muhtarı Urhan Tektaş. Bizim zaten sel nedeniyle bütün yolların bozulmuş. Söz vermişle yapacağız diye herhangi bir şey yapılmamış şimdiye kadar. Kalazyon'da benim köyün %50'si yapılmamış. Kalazyon 1500 hane olduğu halde %50'si var yok. Yani o kadar kaç tane dilekçe de vermişim Vaski'ye. Diyorlar yapacağız. Yani bir şey yok. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Serhat Mahalle Muhtarı İdris Aydın, İpekyolu ilçesi Serhat Mahalle Muhtarıyım ben. Serhat Mahallesi'nde imarla ilgili bir sıkıntılarımız var. Kat ittifaklarla ilgili sıkıntılarımız var. Merkezi mahalle olduğu için bazı sokaklarımızda 7 kat verilmiş, bazılarına 3 kat veriliyor, 4 kat veriliyor. Tam merkezin içinde olduğumuza rağmen vatandaşlar bu konudan dolayı çok sık şikayetçi. Niye yanımdaki insan diyor 7 kat yapabiliyor da niye ben 4 kat yapabiliyorum, bana vermiyor. Aynı semtte, aynı sokakta. Bundan dolayı büyük sıkıntılarımız var. Vaski ile ilgili de biraz sıkıntılarımız var. Yazın maalesef su sıkıntımız oluyor. Düşük geliyor sularımız. Ayrıca kanalizasyon birkaç sokağımızda daha kanalizasyon hattı çekilmemiş. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Şu an bu kadar sıkıntımız var. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel varsa güzel, eksik varsa. Tamam inşallah. İsmim Erkan Öndil. İpekyolu ilçesine bağlı. Buzana Mahalle Muhtarıyım. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hani tabii ki bütün mahallelerde sıkıntılar var. Benim de mahallemde özellikle Van Kalesi'nin olduğu kesimlerde imar sıkıntımız çok var. Bir de 18. madde uygulanmış. Vatandaş bu konuda gerçekten mağdurdur. Geçenlerde bir toplantımız oldu sayın kaymakamımızla. Vatandaşın biri çıktı ki anlattı, dedi ki, dedi sayın kaymakamım, dedi ben, dedi yıllarca çalıştım kardeşlerimle birlikte, 500 metrekare bir arsa aldım ve dedi biraz daha çalıştık, gittik ki 500 metrekare arsada kendimize bir ev yapacağız. Gittiğimizde 18. maddeden dolayı 5 tane ortak çıktı bana. Buna bir çözüm istiyoruz. Mesela kendimi söyleyeyim, benim de orada şu anda arsam var. Arsamın içerisinde yol geçmiş. Ne yapılıyor, ne istimlak ediliyor, ne bir şey yapabiliyoruz ama vergisini de bol bol ödüyorum. Yani biz bu konularda gerçekten mağduruz. Ha sıkıntılarımız yok mu? Var. Çok var. Hangisini anlatacağız bilmiyoruz.
Yani şimdi anlatsam bir saat sürer. Bizim Sayın Valimizden ricamız, bize bu konuda yardımcı olmasını, el atmasını istiyoruz. Yani bu imar sıkıntısı gerçekten vatandaşı mağdur etmiş. Bizim bölgemizde imardan dolayı yapı izni verilmiyor. Yapı izni de verilmiyor bize. Biz Yalı Mahallesi ile zeminsel olarak aynı bölgedeyiz, aynıyız. Hele benim tarafım daha kumsal, daha güzel bir yer. Yalı tarafı mesela atıyorum, çoğu yerde batlak var. Orada niye imar izni vermiş, yapı izni vermiş, niye bu sana da verilmemiş? Kafamızda da bir soru işareti oluşuyor. Teşekkür ettim, hoş geldiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Merhaba, Nurten Sağlam, Bahçıvan Mahallesi muhtarıyım. Mahallenizle ilgili çalışmalar, mahalle halkının sizden talepleri neler? Onunla ilgili bilgi alabilir miyim? Çarşı merkezi olduğu için yollarımızda büyük sıkıntılar var. Çalışmalar yapılıyor. Sayın Valimize, Sinan Kaymakam'a teşekkür ederim ama işleyiş sanki biraz ağır gibi. Trafikte biraz sıkıntı oluyor bu nedenle. Bu işlerin biraz bir an önce sonlandırılması ya da daha bir hızlandırılması gerekiyor. Onun dışında çocuk yaş... Park istiyorlar, yeşil alan istiyorlar. O da yok maalesef. Her yer betonlaştı. Çocuklarla ilgili bir şey soruyorum. Çocuklarla ilgili işte parkımız yok, yeşil alanımız yok, oyun alanları yok. Bir de küçük yaşta bu uyuşturucu bağımlılığı sanki arttı. Özellikle merkez olduğu için var, emniyetle gerçi iletişim halindeyiz ama toplum olarak bir şey yapmamız lazım, buna bir çare, bir çözüm bulmamız gerekiyor. Mesajınız var mı? Önemli bir şeye değindiniz. Madde bağımlılığı. Yani anne babalar çocuklarına sahip olsunlar, dikkat etsinler. Gittikçe yozlaşmaya doğru gidiyoruz. Sonrası felaket olabilir diye düşünüyorum. Sahip çıkalım çocuklarımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Adım Mehmet Ura İnan. Şerefe Mahallesi muhtarıyım. Başarılar dilerim yayın hayatınızda. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Van için de sizin için de çok güzel bir girişim. Allah hayırlı etsin inşallah. Mahallemizde ya oluşan sorunlar, hizmetler hepsinin talebi zaten kendilerine iletiliyor. Onlar zaman zaman yapılıyor. Yerine getirilmeyen çok az bir hizmet kalmış. Ona da inşallah yapılacak. Mahallemizde çalışmalar çok güzel. Herhangi bir sorunumuz şu anda yok. Vaki Bey. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Benim sizi tanıyalım. Ben Kaymaklı Mahalle Muhtarı Aydın Vatansever. Aydın Bey, mahallenizin sorunları, sıkıntıları, yapılan çalışmaları bizimle paylaşır mısınız? Sorunlar çok, yapan yok. Hani öyle yazıyor musun? Evet, tabii. Köy sorunu böyle, yollarımız stabilizedir daha. Su kanallarımız yok, göletimiz yok. Bize gölet lazım. Bu şekil. Bütün siyasiler yok. Siyasiler o zamanda geldi, o zamanda gidiyor. Sade Vali Bey'den talep ediyorum. Beni de çağırabilir. Başka ne diyeyim? Yolumuz yok. Stabilize yoldur daha. Su kanalımız yok, su göletimiz yok. Bunları söyledim zaten. Bu talepler bunlar. Ben teşekkür ederim. Merhaba, ben İpek Yolu Çalımlı Mahalle Muhtarı Fehmi Sadıkoğlu. Bizim sorularımız öncelikle su, içme suyumuz şu an yok denecek kadar az, yani tükendi her şey. İlk başta bir su istiyoruz, ondan sonra Aydın amcamızın da dediği gibi yollarımız kırsal olduğu için bütün sorularımız hemen aynı. Yani bizim talebimiz öncelikle su, ondan sonra da yol falan istiyoruz yani. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben de İpek Yolu Yukarı Güneyce Mahalle Muhtarı Veysi Ateş. Aşağı yukarı kırsal mahallelerin... Sosyal medyada teşekkür ediyorum. Biz de sizi takip ediyoruz.
Yani beğenerek izliyoruz, beğenerek takip ediyoruz. Saygımızdan hürmet ediyoruz. Abdülbaki Bey, bizim aşağı yukarı kırsal mahallelerin bütün soruları hemen hemen aynı. Hayvan içme sularında sıkıntı var bu sene. Yani bu sene bölgemizde bildiğiniz gibi kurak geçti. Hayvan içme sularımız yok denilecek kadar az. Onun haricinde bizim şimdiye kadar mahallemiz aşağı yukarı 80 yıllık bir mahalle. Ama daha betonarme bir göletimiz yok. Ondan sonra betonarme su kanalımız yok. Biz bu çalışmaların yapılmasını istiyoruz açıkçası. Ondan sonra bu sene bize mesela şimdiye kadar yolumuz asfaltsızdı. Stabilizeydi. Bu sene Allah, Cenab-ı Allah belediye başkanımız, valimizden, Mehmet Emin Bey'den Allah razı olsun. Bu sene o sıkıntımız giderildi. Yani yolumuz asfaltlandı. Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onun haricinde de dediğim gibi kırsal mahallelerin sorunları aynı. Bunlar giderilirse seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Karagün, İpek Yolu Karadeniz Mahallesi, Veysel Çomak. Şimdi şu şekil, bizim arazimizde göletimiz 2001'de ihalesi yapıldı, ihaleye başlanmadı. Arazi konusunda çok sıkıntı çekiyor. Suyumuz yok. Artı camı yaptık. Hiçbir büyüğümüz elimizden tutup da bu camiyi başa veremedik. 2021'de dediler ki sizin suyunuzu göletler yapılacak. Öyle bir şey görmedik. Hiç öyle bir şey görmedik. Öyle bir şey duymadık. Gelip sormadılar. 2001 lira, 2021 lira. Yani bizim 20 para bir köyümüzün göleti çıkmış. Ama üzerinde durup kimse de demedi ki kardeşim gelin bu arazi kanalımız var. Göletimiz yapılacak. Öyle bir şey kimse o zamanı geldiyse tamam yapacak değiller. Ben daha bizim Van milletvekillerinin yüzünü görmemişim. Hiç kimse gelip de bir derdiniz var mıdır söylemiş de gelsin bizim yanımıza. Bir tane yani amaçları nedir? Amacı buradan git. Ankara'da oturup maaşı neyim al. Ama biz onu kabul etmeyeceğiz. Ama biz onu kabul etmeyeceğiz. Bugün de diye isterse yapsınlar, isterse yapmasınlar. Biz o zaman onlar bizim köye sokmayacağız. Köylüyle beraber, mahalle olarak beraber el birliğinde yapışacağız. Biz onları köye sokmayacağız. İhtiyaçlarımızı dedik. Hüseyin Selim Bey'in zamanında dedik ki göletimiz var yapılsın, arazim biz ne yapacağız? Biz ya hayvancılıkla uğraşıyoruz ya tarımcılıkla. Neyle uğraşacağız? Başka bir şeyimiz var mıdır? Fabrikamız var mıdır? Fabrikayı götürüp batıya yapıp doğuda ne var? Doğuda kırsal kesimde bir hayvancılık var, bir tarım var. Ama bir tane adam gelip de kırsal kesimde hangi birine dedi ki efendim sizin ihtiyacınız nedir? İhtiyacımız 4 tane nav olsa 2 tane gönderirle 2 tanesini başka yere torpille yönelirle yeter ya. Yeter Allah aşkına bitirdiler artık ya. Yeter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mahallem adına teşekkür ederim. Ben aşağı yol alan mahalle muhtarı İpek Yol. Hatta doğrusu İpek Yol Mahallesi aşağı yol alan. İsmi Mesut Atsak. Bugün bizim bir vali beyle bir yemekli bir toplantımız var. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. İki yıl içerisinde yeni bir gün bir yemekli bir toplantımız oluyor vali beyle. Bizim kendi sıkıntılarımız büyüktür. Hani büyük dediğimiz şey arazi sulama göleti. Mesela ben 4-5 yıldır bir desteğiyle bir irtibat halindeyim. İki köyün arasında büyük bir su var. Orayı gölete çevirseler vatandaş kurtulur, dışarıya gitmez. Kendi işleriyle uğraşır. Kendi hizmetini yapar. Oraya buraya gidemez insanlar. Sadece ne olur? Kendi işleriyle uğraşmış olurlar. Bizim sıkıntımız odur. İkincisi içme sularımızda büyük bir sıkıntı var. Sondaj yapılmış 2007'den bu yana. Maalesef sondajın suyunda bir sıkıntı var. İçilmiyor. O sıkıntı var mesela. Kaynak bulamıyoruz.
Artı Büyükşehir'den istedim. İkinci konu sulama kanallarımızın eksik olmasından dolayı olan var olan suyumuz var. Bir iki ay kullandığımız bir su var. O suyun beton kanallarda akışı olsa en az da insanlar o sudan faydalanır. Mesela bir 2000-3000 metre bir beton kanala ihtiyacımız var. Biz köyde ben kendim dahil mesela gençleri toplayıp yani ortaklaşa şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela yeşil fasulye tarzı işte nohut olsun, sılacı olsun onları ekiyoruz. Maalesef su olmadığından dolayı o sıkıntı yaşıyoruz mesela. Ayrıca köyün maddi durumu iyi olmadığından dolayı insanlar sondaj yapamıyorlar. Yani kaynak su olmadığı zaman arazi sulamak için desteğiyle ve Büyükşehir'in desteğiyle bize iki tane sulama sondajı yaptırsalar bunun için biz memnun kalırız en azından. Ama gelir var. Su olmadığı zaman insanlar ne yapsın dışarıya kaçıyor. İnşaatlara gidiyor işte ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. Mesela hani o sıkıntılar var işte köylerde. Biz mahallelere dönüşmeden önce en azından sıkıntı yoktu. Ama büyük şehir olduktan sonra sıkıntılar bayağı farklılaştı. Onun için bir daha farklı mesela hani kırsal mahallelerde biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor ki insanlara biraz daha önem vermelerini istiyorum ben orada. Ayrıca sıkıntı olduğu şey şudur. Mesela benim bahsettiğim yer eğer üstünde dursalar Büyükşehir ve Sayın Valimizin katkılarıyla orası gölete dönse emin ol ki 3-4 köyün arazi sulama arazisi kurtulur. Vatandaşlar rahat eder. Onlar için her şeyi teşekkür ederiz. Bizi bu kanada davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, kendinize Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bizim birinci sorunumuz hayvanlar için içme suyu. İkisi bir de bu ne de vaskıda boru değişme için. Mesela iki çeşmemiz var. İkisi en az 500 metre ya 600 metre değişmesi lazım. Sürekli kırılıyor hocam. Bu da odur. Mahallenizin sizden talepleri nelerdir? Valla bize talepleri top sahası diyor hocam. Bir de top sahası istiyor bizde. Bir de iki de gölet istiyor. Bir de bu arazi sulama için gölet istiyor hocam. Bu da başka. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Ben Kemenli Mahalle Muhtarı Hamza Kuşan. Sorunlarımız bayağı çok. Yani bu vaskine ilgili sorunlarımız bayağı sıkıntı. Yani defalarca vaskiye gidiyoruz. Vaskiden sorunlarımız ile gelmiyor. Defalarca dilekçe verdiğimiz halde müdür bey diyor ki işte bugün yarın göndereceğiz. Ben bir sondaj talebinde bulunmuşum. Dedi ki yol yoktur. Ben yolu yaptım. Hala da vaski gelmemiş. Büyükşehir'den hayvanlar için talep etmiştim. Sıvatlar için listede ismim var. Sıvatlar gelmedi. Yani sorunlarımız anlatsak inek ki yarına kadar bitmez. Yani bir yolla ilgili sıkıntılarımız var. Bu imarla ilgili sıkıntılarımız var. Vatandaşlarına birebir biz iş yapamıyoruz. Vatandaşlar bizi sıkıştırıyoruz. Muhtara siz gitmiyorsunuz. Kurumlara gitmiyorsunuz. Kurum müdürlerine görüşmüyorsunuz. Siz yalan konuşuyorsunuz. Biz vatandaşların yüzünden yalancı konuşuyoruz. Mecbur kalıyoruz, yalan uyduruyoruz. Bizim sorunlarımız çoktur yani. Ben de Kemal İmhan'a muhtarıyım. 3 dönemdir muhtarım. Sorunlarımız çoktur. Sorunlarımız yani gelmiyor, yani yapılmıyor. Yani kurum... Vali Bey'e de defalarca ben kendi şahsım olarak randevu talebinde bulundum. Randevu talebinde ben herhangi çağırmadılar. Sinan Bey'e defalarca ben randevu talebinde bulundum. Yine çağırmadılar. Yani sorunlarımız bu dönem bilmiyorum. Bu dönem hiç bize iş yapılmadı. Yani ben şahsım olarak kendim şahsımla şikayetçiyim onlara. Şikayetçiyim. Bütün kurum amirlerine şikayetçiyim ben. Yani halk bizden hizmet istiyor. Biz de devletimizden istiyoruz. Vatandaş eğer bize yardımcı olmasa da müdürler, kurum amirleri bize yardımcı olmasa da biz ne yapabiliriz? Muhtarların elinde de bir şey gelmiyor. Ben söylediklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır. Mahallenizle ilgili bilgiler verir misiniz? Bugün muhtarlar toplantısı var. Mahallenizde neler yapılır, neler yapılmasını istiyorsunuz? Ben 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Çok şükür büyük bir özveri ve gayretle mahallemin sorunlarını bitirmiş durumdayım.
Tabii dönem dönem şey oluyor, eksikler oluyor, onları tamamlıyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok çok şükür, elhamdülillah. Buradan da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, İpek Yolu Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hamdi Turgay. Böyle bir günde sizinle tanışmak çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Tabii ki her mahallenin sorunları olduğu gibi bize de muhakkak sorunlarımız vardır. Özellikle altyapı ile ilgili bazı sokaklarımız hala kanalizasyon sıkıntıları var. Daha çekilmemiş olan sokaklarımız var. Doğalgaz ile ilgili sorunlarımız var. %50'si çekilmiş, %50'si daha çekilmemiş. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Diğer ufak tefek şeyler var ama en önemlisi şu an bu ikisidir. Gençlik ne istiyor? Gençler sizlerden bir şey istiyor. Gençlik iş istiyor tabii ki. Yani mahallemiz kırsal mahalle olduğu için bir de güç mahallesidir. Sürekli güç alan bir mahalledir. Ondan dolayı işsiz oranımız çok yüksek. Bir de yani şey yeri yok. Oturacak bir yeri yok, bir parkımız yok, bir kültür evimiz yok. Dinlenilecek bir yerimiz yok doğrusu. Karşıyaka mahallesinde 23 bin nüfuslu olan bir mahalledir. Maalesef bir parkımız yok. Okulumuz çok azdır. Tek bir tane okulumuz var. Karşıyaka sınırları içerisinde bir tane okulumuz var. O da tabii ki yetersiz bu nüfusa göre. Çok yetersiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Van Gölü TV ekranlarında bunu izleyeceksiniz. Biz de kamuoyuna aktaracağız. Efendim sizi tanıyalım. Ben Celalettin Toygun. Bostaniçi Mahallesi Muhtarı. Sizinle tekrar görmekten, sizi görmekten mutlu oldum. Daha önceki yerlerde de beraber bir röportajlarımız. Evet, doğru. Evet, doğrudur. Mahallelerde Van TV'de konuşmuştuk sizinle. Ben tabii şu diyebilirim, eski muhtarlardan biriyim ben Van'da ama Bostaniçi'nin sıkıntıları çok. Bir kısmında halen doğalgaz çekilmiş TOKİ'lere doğalgaz çekilmiş yer altıları doğalgazdan sonra çukurları devam ediyor. Diğer tarafta altyapıların hala kanalizasyonun çekilmemiş, yolların çamur olduğu, büyük şehrin bize daha önce vermiş olduğumuz dilekçelerle bir tane cevap hala vermeyip şeylerimiz bizim sıkıntılarımız var, yollarımız, yol olsun, parklar olsun, bir tane park yapılmamış, parklarımıza ihtiyacımız var, gençlerimize iş ihtiyaçları var vesaire. İşte bizim sıkıntılarımız çok. Altyapı, yani öyle bir mahalledeyiz. Şu anda halen altyapı olmayan bir mahallelerde yaşıyoruz halen. Van merkezde olduğumuza rağmen iki senedir zaten Büyükşehir Belediyesi özellikle VASKİ bir tane kanalizasyon hattı çekilmemiş bir mahallelerdeyiz. Evet. Onun için sıkıntılarımız çoktur. Bunlarla ilgili size tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bunları inşallah dile getirir ve kamuoyuna buluşturursunuz. Oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben Çitlili muhtarıyım. Aşağı Çitlili muhtarıyım. Bizden programlarımız, okulumuz yoktur. Evet. Bir de asfaltımın işi de yoktur. Başka yok. Gençler sizden bir talepte bulunmuyor mu? Gençlerin ihtiyaçları? Ben kendi deyle, üç tane deyle, üst üste dileşer veriyorum. Bir cevap alamadık. Okul için. Evet. Teşekkür ederim. Ben Aydın Aslan, İpek Yolu Dere İstimara Muhtarıyım da. Tabii ki ihtiyaçlarımız var. Eskide millete birinci sınıfta kömür veriyordular. Şimdi kömür veremiyorlar. Vay senin 10 tane hayvanın varmış, vay senin 20 tane hayvanın varmış. Bunu dile getirsinler. Gençlerimiz tabii top sahası istiyorlar, saha istiyorlar. Ondan sonra ihtiyaçlarımız var ya, çok var. Yani kırsal mahalleyiz. Valimiz bakıyor, Allah razı olsun. Kaymakam bebeği de Allah razı olsun. Razıyız. Devletimize Allah zaval vermesin. Hepinize de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla İpek Yolu Mahallesi'nin, İpek Yolu ilçemizin muhtarlarıyla bir aradasınız. Muhtarların genelde sizden talepleri neler oluyor? Merak ediyorum. Az önce birçoğuyla konuştum. Bazı beklentileri var, sistemleri var bazı muhtarların. Teşekkür ediyorum. Biz zaman zaman muhtarlarımızla toplu halde veya gruplar halinde görüşüyoruz. Haklı olarak kendi mahallelerinin, köylerinin ihtiyaçlarını
bize iletiyorlar. Yani çözülemeyen konularda bize başvuruyorlar. Biz de o başvuruları değerlendirip yapılabileceklerin tamamı noktasında yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımız bulundukları mahallelerin kanaat önderleridirler. Aynı zamanda kendi mahalleleri adına iş ve işlemleri takip eden kurumlar hükmünde insanlar. Dolayısıyla onlara bu noktada destek olmak, yardımcı olmak önem arz ediyor. Bir de son yıllarda muhtar kalitemizde de ciddi bir gelişme var. Artık daha fazla üniversiteli, daha fazla proje üretebilen muhtarlarımız da söz konusu. Onların da mahallelerimize katma değerleri, güzel katma değerleri oluyor. Bugün yapılan toplantıda da biraz sonra gerçekleştireceğimiz toplantıda da inşallah hem muhtarlarımızın taleplerini, isteklerini, kendi mahallelerine ait olan sorunlarını da dinleme ve çözüme kavuşma noktasında bir çalışmamız olacak. En büyük talepler belediyelerle alakalı. İster İpek Yolu Belediyesi, ister büyük şehre ait olan hizmetler, çalışmalarda muhtarlarımızın talepleri oluyor. Ama bunun dışında diğer kurumlarımızla ilgili de talepleri söz konusu. Sevindiren şey şu, muhtarlarımızın kendi şahsi talepleri yok. Çoğunlukla kendi mahallelerine ait sorunları gündeme getiriyorlar. Onların çözüme koşturması için bizden yardım talep ediyorlar. Dolayısıyla bizim de bu haklı taleplere olumlu ve doğru cevaplar vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sayın Arbas, muhtarlarla İpek Yolu ilçesinin muhtarlarıyla bir aradasınız. Az önce konuştum muhtarlarla, birçoğunda böyle biraz beklentiler var, sistemler var. Neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi genelde Büyükşehir Belediyemiz, yerel belediyemiz, vekiller ve kurum amirleri hep beraber biz muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Pandemiden dolayı bu biraz uzadı. Bir sene yakındır muhtarlarla bir ara gelemiyorduk ama birçok ilçelerimizde biz bunu yapıyoruz. Van merkez ilçelerimiz ve diğer ilçelerimizde yapıyoruz. Muhtarlarımızın sorunları bizim için önemlidir. Çünkü muhtarlarımız seçilmiş halk tarafından kendi mahallesinin temsilcisi, bir nevi devletin yetkili merciği mahallelerindeki muhtarlarımız, nasıl imamlarımız ve öğretmenlerimiz o ilçemizde, o mahallemizde etkinse muhtarlarımız da genelde çok etkindir. Muhtarlarımız bizim için değerlidir. Biz muhtarlarımız hiçbir zaman kategorize etmeyerek hangi fikirde, hangi partiye oy verdiğini buna gözetmeden muhtarımızın tek hedefi mahallesine, ilçesine hizmet etmekse biz de varız. Ama ideolojik davranıp ben siyaset kurumunu tanımıyorum, vekili tanımıyorum, ben vekille işim yok dediği zaman da biz de tekrar o mahallemize hizmet etmek için elimizden geldiği kadarıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız çok uyumlu, çok ahenkli, tebrik ediyoruz. Çok tecrübeleri olan 3 dönem, 4 dönem kazanan muhtarlarımız var. En önemli avantajlarımız Van gibi bir yerde bayan 3 tane muhtarımız var. Onlara güç kuvvet diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Muhtarlar bizim için önemlidirler. Eğer muhtarlarımız da bizden memnunsalar biz 3 gün Ankara, 4 gün hep uyuduk. Meclis tatil olduğunda bu yana bir ayı geçkindir buradayız. 1 Ekim'de Allah nasip ederse meclis açılırsa tekrar gideceğiz. Biz hep buradaki topladığımız sorunları Ankara'yla genel merkeze, bakanlıklara taşıma adına hizmet ediyoruz. Muhtarlarımızdaki aldığımız talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Muhtarlarımızın bazen kendi mahallelerin sorunlarını çözemediklerini buradaki yerelde çözme noktasında kurum nezdinde takipçisi oluyoruz. Eğer burada çözülecek sorunlar değilse Ankara'daysa Ankara'ya taşıyoruz. Muhtarlarımızla ilgili sorunlarını dile getiriyoruz. Özellikle bunlar çok sulama, gölet, ondan sonra okul, hastane ve sağlık ocakları gibi talepler veya kadro talepleri, işte eksik olan kurum kadrolarının talepleri. Muhtarlarımız genelde kendi mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntıları bize ileten
muhtarlarımıza biz ilgi alaka göstermişiz. Siyasetin de yapabileceği belli sınırlar var. Yani devletin stratejik olarak planlayıp programlayıp yatırıma alma işte örneğin projelendirip bu seneki projeleri gelecek sene yatırıma alma, gelecek seneki projeleri ondan sonraki sene böyle hizmetleri yapma adına memleketimize hizmet ediyoruz. Van halkımıza da ve bütün muhtarlarımıza da şunu söylüyoruz. Gerçekten ilimize sahip çıkalım. Gerçekten Van önemli. Denizimiz güzel. Doğa tabiatımız güzel, yaylacılığımız güzel, kış turizmi güzel, yaz turizmi güzel, inanç turizmi güzel. Yani Van her konumda hangi artili şimdi şu ana kadar sahil güvenlik göllerde kurulmuyordu. Sahil güvenlik müdürlüğü Van'da kuruldu. Bu da demek ki bizim artık Van denizimiz var. Van denizimize de sahip çıkalım. Arıtmamız yapılıyor. İnşallah faaliyete de geçti. Dip çamur temizliği de var. Van'ın her mahallelerinde denize kıyısı olanlar da inşallah gençlerimiz göle girmek için bütün belediyelerimiz seferber oluyorlar. Bu açıda kayyum vekillerimiz çalışıyorlar, belediyelerimiz çalışıyorlar. Bunlara başarılar diliyoruz. Yani burada biz bizeyiz. Amacımız üzüm yemek, amacımız birlikte ilçemizi, mahallemizi konuşmak. Onun için dile getirmek istediğimiz birçok muhtarımızın özel randevu talepleri vardı. Yani bugün onu da burada, o taleplerimizi de değerlendirelim. Mütemelen sormak istediğiniz hususlar da var. O konuda arkadaşlarımız da gerekli bilgilendirme de yapacaklar. Yemekten önce de belirttiğim gibi biraz bu pandemi süreci ve ilimizde yaşanan afetler bizi benim zaman diliminde bloke etti. Bir araya gelemedik çok. Bizim arzumuz, talebimiz muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmek. Hatta 19 Ekim muhtarlar değil mi? Muhtarlar günümüz 19 Ekim. Tüm Van'daki muhtarlarla birlikte nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Yani bir muhtarlar gününü böyle bir festival gibi kutlamak istiyoruz. Böyle sadece muhtarlarımızı misafir edeceğimiz 693 mahallemiz var. Bu muhtarlarımız da böyle şenlik şeklinde veya da muhtarlıklarla ilgili sorunların, problemlerin konuşulduğu bir etkinliğe çevirmek istiyoruz. Biz muhtar devletin mahalledeki gözü, kulağı konumunda hem kanunun muhtara yüklediği ciddi görevler var, hem de örfümüzün, toplumsal yapımızın muhtara yüklediği ciddi görevler var. Muhtar aynı zamanda kendi mahallesinin kanat önderidir. Kendi mahallesindeki iki kişi arasındaki uyuşmazlığı gideren elçi konumundadır. Kavga eden iki insanı barıştırdığı gibi bazen aile içinde karı koca arasındaki uyuşmazlıklara bile müdahale eder. Karakolla, sağlıkla, milli eğitimle vatandaş arasında bazen köprü. Onun için muhtarlarımıza hem vatandaş zaman zaman sitem ediyor, hem kamu kurum yöneticilerimiz sitem ediyor. Onun için zor bir görev de ifa ediyor. Ama biz bunu biliyoruz. Devleti temsil eden muhtarlarımız en kılcal damar konumunda olur. Devlet adına, devlet yetkileri adına hem gören göz, hem duyan kulak duyduklarını kamu kurumlarına iletir. Ama devletin, hükümetin, bakanlarımızın icraatlarının da hayata geçmesi için her birisinde seferber olmak zorunda olan da aynı zamanda bir kamu görevlisi. Yani örnek veriyorum, bir muhtar hükümet aşı, bütün dünya aşı kampanyası yapmışken bir muhtar hayır ben aşı olmuyorum, kimseye de aşı yaptıramam deme hakkı yoktur. Yani onun görevi o aşı kampanyasına, devletin, bakanlığın bu kampanyasına var gücüyle destek vermektir. Onun için böyle yasal sorumluluklarımız da var. Kendi mahallemizin okuluyla, camisiyle de birebir ilgilenmemiz gerekiyor.
Onun için muhtarlar aslında ilçe belediyesinin birer alt birimi ve Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyelerin bir üst birimi konumundadır. Bazı planlamaları, organizasyonları, büyük işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerekiyor. Daha alt ölçekli işlerin ise ilçe belediyeleri tarafından kanun görev dağılımında genelde bu anlamda yapılmış. Onun için inşallah yeni dönemle birlikte hem belediye başkanlarımızın, İpek Yolu için kaymakam arkadaşımızın hem sizlerle inşallah göreve başladıktan sonra o sık sık bir araya gelecek, hem inşallah biz bir araya geleceğiz. Normale dönersek de bazı mahallelerimizi de aslında ziyaret etmek istiyoruz. Yani bazı muhtarlarımızın çayını, kahvesini de içip köye de gidip bu merkez dışındaki biraz kenarda kalan muhtarlarımızı da işin doğrusu ziyaret etmek de istiyoruz. İnşallah onlara fırsat bulacağız. Sayın Genel Sekreterim, Genel Sekreter Yardımcılarımız, bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çalışanları, personelleri. Dezenfektanı da var. Birbirinden kıymetli, değerli muhtarlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel organizasyonun hayırlara vesile olmasını da Rabbimden diliyorum. Az önce Sayın Valim ifade etti. Ben de bir haber kanalına o meyanda bir demeç vermiş oldum. Muhtarlarımız, mahallelerimizin, köylerimizin gözü kulağı, aynı zamanda kendi coğrafyalarında, kendi mahallelerinde kanaat önderleridirler. Yani o yörenin ileri gelen hatırı sayılır insanlarıdırlar. Mahalleye ait, köye ait sorunlarımızı devletle buluşturma, sorunların giderilmesini devletten talep etme merciidirler. Bu noktada muhtarlarımız çok önemli bir görev üstleniyorlar. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce, 30 yıl önce muhtarlarımızın kendi hakları itibariyle öyle çok büyük ve ciddi haklara sahip değillerdi. Ama Allah'a hamdolsun AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdi muhtarlarımıza hem özlük hakları itibariyle maaşları veriliyor, sosyal haklar tanınıyor. Bu hakları siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden hani böyle eski muhtarlarımız bilirler. Yani dünle bugünün mukayese etme adına aradaki farkı görürler. Devlet nezdinde daha itibarlı, daha değerli bir konumda oldunuz. Bu da AK Parti iktidarları döneminde söz konusu oldu. Ben şimdi bir engelliler derneğinin açılışından geliyorum. Orada da elimi vicdanıma koyarak bir daha söyledim. Dedim ki ya bu ülkede 30 yıl önce de engelliler vardı. 50 yıl önce de vardı. Ama kimse o engellilerimize, yani körümüze, sağlığımıza, dilsizimize, sakatımıza çok da kimse bir sahip çıkmıyordu. Ama Allah'a hamdolsun Erdoğan'la beraber biz artık engellilerimizi de sevgiyle, saygıyla kucakladık. Çünkü artık devlet onlara maaş bağlıyor. Devlet onların refakatçilerine, bakıcılarına maaş bağlıyor. Dolayısıyla o ailenin o engelliye ihtiyacı var artık. Önce yüktü, şimdi yükü alan oldular. Peki kim, hangi dönemde oldu? Recep Tayyip Erdoğan döneminde oldu. Bizde bir söz var. Yiğidi öldür, hakkını yeme diyorlar.
Güzel bir söz değil mi? Yani yiğidi öldürsek de hakkını yemeyelim. Verelim, hakkı teslim edelim. Ya vallahi adam şöyleydi ama hakkını verelim, ha şöyleydi, böyleydi diyelim. Ama sanki sözün doğrusu, sözün güzeli yiğidi öldürmeden hakkını vermektir. Doğrusu budur. Yiğidi öldürmeden hakkını vermek. Ben de AK Parti döneminde AK Parti'nin bu ülkeye ve de bu bölgeye yapmış olduğu hizmetler adına Cumhurbaşkanıma, yani Genel Başkanımıza, AK Parti'nin iktidarlarına teşekkür ediyorum. Hodej var olsun. Yani çok büyük işler, çok büyük hizmetler başarmaları hasebiyle. Muhtarlarımızın mahallelerle ilgili sorun ve şikayetler içinde söyleyeyim. Mesela bizim Elmanas'ın muhtarı nerededir bilmiyorum. Bu tarafta mı? Ha, çıktı mı? Onun bir hastası vardı. Bizim Gövelek köyümüz var. İpek yolu yukarıda. Elmanas köyü. Vallahi ben yoruldum ama muhtar yorulmadı. Bir talebi var. Israrla o talebini köyü adına istiyor. Tamam mı? Kendi mahallesi adına ısrarla söylüyor. Bu ihtiyacım var diyor. Lütfen bunu giderin diyor. Sıkıntı var diyor. Allah razı olsun. Yani bu kadar samimi bir gayret göstermek adına. Sayın Vali, muhtarlarımızın çoğunlukla talepleri İpek Yolu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Doğru mu? Çoğunlukla işlerimiz veya sorunlarımızın çözüm kaynağı Büyükşehir Belediyemiz ve de İpek Yolu Belediyemizdir. Onlardaki şeyi biliyoruz. Yani görev dağılımını biliyoruz. İpek Yolu Belediyesi'ne düşen kısım hangi görevler? Büyükşehir'e hangi görevler düşüyor? Biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla muhtarlarımız da haklı olarak Büyükşehir'den ciddi anlamda bir beklenti içerisindedirler. Haklı olarak. Kendi mahallelerine dair sorunlar, yapılması istenen şeyler ve gerçekleştirmesini arzu ettikleri şeyler. Haklı olarak onlar bunları Büyükşehir'e ulaştırıyorlar. Yine bununla beraber muhtarlarımızın ekseriyetle ya veya daha az bir şeyle işte DSİ gibi kurumlardan da talepleri var. Göletleri itibariyle bu hayvanlarla alakalı işte sulamalar vesaireyle ilgili de o tarafa da ihtiyaçları söz konusu. Burada bizim kurumlarımızın çözmediği veya çözemediği bize ulaşan milletvekilleri olarak bizim de daha yukarılarda yani Ankara'da genel müdürlükler seviyesinde, bakanlıklar seviyesinde çözmemiz gereken şeyler oluyor. Biz bunları milletvekili arkadaşlarımızla zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Mesela şimdi sizin bilginiz yok ama özellikle köy muhtarlarımız için söylüyorum. Biz geçen hafta Sayın Vali, milletvekillerimiz, il başkanımız ve DSİ bölge müdürümüzle bir toplantı yaptık. Hem 2021 hem 2022 için hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini. Biz burada bugün yaşadık işte, bu sene yaşadık. Yeni gelmişken söylemiş olayım. Ben bir hafta içerisinde Başkale, Esenyamaç yani Haşkan köyüne 4 defa gittim. Özalp'a 3 defa gittim. Sadece o sel bölgeleri için söylüyorum. Çaldıran'a 3 defa gittim. Ve bunun dışında bütün merkez ilçelerimiz hariç bütün ilçelerimizi dolaştım. Her ilçede en az 10 köy ziyarete gittim. Yerinde sorunlar, talepler neyse onları aldım. Çoğunlukla da yerinde çözme iradesini gösterdik. Yani ben oradayken Vaski Genel Müdürümüzü arayıp işte şu köyün şu problemi var dediğimde o da yarın çözüyoruz. 3 gün sonra çözüyoruz diyerek bize böyle o köylülerimizin huzurunda sözler veriyordu. Ve gerçekten de 3 gün sonra, 5 gün sonra da bu talepler yerine getiriliyordu. Şimdi burada
Özellikle az önce Sayın Valim ifade etti, ben de bir daha şey yapayım, ifade edeyim, hatırlatmış olayım. Bizim mezralarımızla beraber 950'yi geçkin köyümüz var. Yani mahallemiz var. Bu 950, resmi olarak 650 muhtarlığımız var ama onların mezralarını da kattığınızda 950 rahatça buluyor. Bunların tamamına bir milletvekili olarak gitme, ziyaret etme imkanımız zordur. Yani 5 yılda mümkündür. 5 yıl içerisinde program yaparsak gidebiliriz. Ama bir yılda bizim o 650 köyü dolaşma, ziyaret etme, birebir hasbihal etme imkanımız söz konusu değil. O yüzden gittiğimiz ilçelerde 10 köy, 8 köy bu şekilde bir kısmına gitmiş oluyoruz. Ama gönül arzu eder ki bütün muhtarlarımızın talepleri karşılansın. Onların istekleri, köyleri adına istekleri gerçekleşsin. Ben şunu da ifade edeyim, size teşekkür etmek için söylüyorum muhtarlarımıza. Muhtarlarımızın bize şahsi talepleri ya hiç yoktur veya istisnadır. Peki muhtar insan değil mi? Muhtarın da çoluk çocuğu yok mu? Onda şahsi talepleri olmaz mı? Olur. Ama buna rağmen muhtarlarıma, yani size teşekkür ediyorum. Şahsi taleplerinizi erteliyorsunuz. Milletin taleplerini, mahallenizin taleplerini önceliyorsunuz. Bu takdir edilmesi gereken bir şeydir. Ben de takdir ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin adınıza, size. Allah nasip ederse birazdan mikrofon size gelecek. İnşallah hepiniz konuşacaksınız. Tamam. Biraz sonra inşallah konuşacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar, biz pandemiden dolayı, yani hepiniz duyun, hepiniz bilin diye söylüyorum. Siyasetçinin gittiği yer arkadaşlar kalabalık olur. Siyasetçinin gittiği kalabalık olur. Eğer bir köye, bir mahalleye, bir milletvekili gidiyorsa kalabalıktır. Eğer bir bakan geliyorsa çok çok daha kalabalıktır. İşte bir vali gidiyorsa kalabalıktır. Yani o bölgeler, o mahalleler doğal olarak kalabalıklaşır. Arkadaşlar biz de ülkemizde şu ana kadar pandemiden dolayı neredeyse 100 bine yakın insanımızı kaybetmişiz. Şu an günlük ölüm sayılarımız maalesef 275, 285, 300'e geliyor. Programlar yapmamamız için bize özel olarak şey yapıldı. Bir emir, bir talimat verildi. Halkla, yani kalabalıkların oluşmasına sebep olabilecek çalışmalarda biz de bu noktada uyarıldık. Neredeyse 1,5 yılımız böyle geçti. 1,5 yıl. Benim en fazla arzu ettiğim, böyle ata babadan yaptığım bir şeydir. Ben insanların tazesine gitmeyi, onlarda oturmayı, biraz Kur'an okumayı, biraz sohbet etmeyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Yıllar yıldır bunu yapıyorum. Ama bu pandemide en fazla özlediğim şey taziyelere gidip oturmaktı. Çünkü maalesef imkan yoktu, yasaktı ve pandemiyi arttıran bir şeydi. Salgını arttıran bir şeydi. Yine en fazla muhtaç olduğum, çok arzu ettiğim şey insanlarla tokalaşmaktı. Tamam mı? Ondan da mahrum kaldık. Bereket etsin, yeni selamlar üretiyoruz ha. Nasıl yapıyoruz? Yeni selamlar üretiyoruz. Bu da vallahi. Şimdi eğer ölmezsek, Rabbim nasip ederse, biz bu 10-11 ilçemiz, Tuşba'ya da 2-3 gün gittik. Bundan sonra önümüzdeki hafta itibariyle İpek Yolu ve Edremit'imiz kaldı. Bu iki ilçemize de
birkaç günlük programlar yapmak istiyoruz. Ben özellikle bu yıl köylerimizi tercih ediyorum. Oralara gitmeyi, oradaki insanlarımızla oturmayı, hasbihal etmeyi arzu ediyorum. Ölmezsek önümüzdeki hafta itibariyle artık İpek Yolu'nda muhtemelen yukarı taraftan başlayacağız. Yani Meles Yavari, Ermanisi, o taraflarda inşallah başlayacağız. Bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ama sizinle şehrimiz adına, şehrimizin geleceği adına güzel çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Bu zaman gelip geçecek. Fakat şunu unutmayın. Günün sonunda verdiğimiz kararlar ya lehimize veya aleyhimize olur. Ben de şuradaki aziz insanlara söylüyorum. AK Parti 20 yıldır bu ülkeye ve bu millete sayısız hizmetler yapmış bir partidir. Benim liderim sadece AK Parti'nin değil, vallahi de billahi de bir dünya lideridir. Bir dünya lideridir. Ümmetin lideridir. Mazlumların lideridir. Bu ülkede yapılan bütün bu güzel hizmetler, bütün bu çalışmalara karşılık şunu söyleyeyim. Bizler de ellerimizi vicdanlarımıza koyarak AK Parti'nin icraatlarını anlatma, o hizmetleri, ya Hodeci Razi'yi vallahi ben koyup patrini çekilin, tamam mı? Falan ihtiyacımız vardı, istedik gelip yaptılar diyecek noktada daha duyarlı, daha yiğit, daha samimi olmanızı arzu ederim. Yapılan hizmetlere gözlerimizi kapatmamız doğru olmaz. Çünkü eğer 20 yıldır bu ülkeyi 3'e 5'e katlayan hizmetler yapan bir iktidar varsa, bir lider varsa, o liderin 2023'te de bu ülkenin başında olması, bu ülkeyi idare etmesi, çünkü o aynı zamanda kardeşliğimizi tesis ettiren bir liderdir. Bundan dolayı sizden rica ediyorum. Sizler kendi mahallelerinizin, yaşamış olduğunuz ortamın kanaat önderlerisiniz, büyüklerisiniz, değerlerisiniz. Bundan dolayı yapılan bütün bu icraatlar, bütün bu hizmetleri AK Parti'nin adına, AK Parti'nin hizmetleri olarak görün. Nihayetinde bütün bu hizmetleri üreten bizim hükümetimiz. Belediyeye parayı veren bizim hükümetimiz. Hizmeti yaptıran bizim hükümetimiz. Bütün sosyal yardımları en ücra köydeki insanımıza, ki genel sekreterim yardımcımız az önce ifade etti, yani engelli kardeşimizden evde hizmet noktasına kadar her alanda inanılmaz güzel hizmetlere imza atan AK Parti. O zaman bunu da bilerek, bunun farkında olarak da biz de insanlarımıza doğruyu, hakkı, hakikati ifade etmemesinde bir gayretin içerisinde olalım. Sözümü bitiriyorum artık. Bir amcanın da olduğu bir meclise gittim. Çok duygulandım ama. Amca değerliydi, kıymetliydi. Allah ondan razı olsun. Dedi ki, benim engelli, zihinsel engelli bir yeğenim var dedi. Hoca dedi, vallahi benim bu yeğenim 20-25 yaşına geldi. Muhtemelen 21 mi 22 yaşına falan dedi, geldi. Ben şu ana kadar o yeğenime bir çorap almış değilim. Bir gömlek almış değilim. Ama Allah ondan razı olsun, amcası düzenli bir şekilde ona hem para gönderiyor, hem de onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Tamam mı? Dedim ki hangi amcası? Tayyip amcası.
Tayyip amcası her ay gönderiyor dedi. Maaşını bağlamış. O ihtiyacı olan, yani sosyal hizmetler noktasındaki bütün ihtiyaçları bizzati devlet eliyle karşılanıyor. Devlet eskiden oturandı, ayak üstüne ayak atandı, ceberruttu. Ama AK Parti döneminde Tayyip Erdoğan liderindeki devlet hizmetkar oldu. Milletin ayağına giden, engellisine, sakatına, yaşlısına hizmet veren, emredersin konumuna gelen bir devlet oldu. Hacı Yusuf Şabanya mahallesinde böyle yukarıya doğru çıkıyordu da aşağı, yukarıdan aşağı doğru geliyor. Elinde bir ağaç vardı. Ağacını da ben Hacı Yusuf'un önüne gittim. Daha doğrusu kalabalık bir cemaattik. Hacı Yusuf'un önünü kestim. Selamun Aleyküm Hacı dedim. Emci AK Parti'ydi. Emci AK Parti'ydi. Ağacını bıraktı. Vallahi aynen şöyle. Ellerini açtı. Tamam. İnanılmaz samimi bir duada bulundu. Tayyip Erdoğan'a inanılmaz bir dua etti. Sonra döndü bize de dedi ki, biliyor musun diye bu duayı yaptım. Benim hanımım felçli ve 3-4 yıldır yatakta yatıyor. Felçli bir kadın. Onun maaşını aldım. Ben de refakatçi olarak maaşını alıyorum. Bu ay benim evime tam 3000 lira para girdi dedi. Ben nasıl dua etmeyeyim dedi. Anladım. Tayyip Erdoğan'ı 20 yıldır sizin kalbinize koyan, onun sevgisini sizin yüreğinize nakşeden Allah işte bu berbaların duasıyla yapıyor bunu. O mazlumların duası da bunu yapıyor ve gerçekten de o dualarla Rabbim bizim birimizi bin yapıyor. Bize güç veriyor. Sadece kendi ülkemize değil, dışarıya da, dışarıdaki mazlum ve garibanlara da el atmış oluyoruz. Yardım eli uzatıyoruz. Bütün bunlar güçlü bir devletin, güçlü bir iktidarın nimetleridir elhamdülillah. Sizin sorularınıza gelince, kesinlikle talepleriniz çok makul ve güzel taleplerdir. Öyle havada uçan, tamam mı, ayağı yere basmayan talepleriniz yoktur. Karşılanabilir, yapılabilir taleplerdir. Bunları bir, Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Vali, eğer yarın inşallah göreve başlayacak olan yeni kaymakamımız, yani İpek Yolu Belediye Başkan Vekilimiz, o da inşallah başlayacak. Onu da çok samimi, kısa bir sürede, o da çok değerli bir arkadaşımız. Kısa bir zaman içerisinde inşallah onunla da irtibata geçip onların yapabileceği hizmetler. Ve bunun dışında bize düşen, yani diğer kurumlar olarak vekillere düşen, valimize düşen diğer görevleri de biz inşallah yerine getirme noktasında hep bir gayret içerisinde olacağız. Em hulami milleti hune. Em hulami vene. Hulami milleti hune. Em hizmeti milleti hune. Huda tamam muvaffak inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Şimdi 10 gün süreyle Van halkı adına Akdeniz'deki yangın, orman yangınları söndürmek üzere bölgede görev yapan 4 araçla 15 itfaiyecimiz Van halkı adına bölgede görev yaptılar. Van'a geri döndüler. Biz kendilerini hepsine teşekkür ediyoruz. Onların her birini de inşallah başarı belgesiyle de Allah razı olsun ödüllendirdik. Biz kendilerine hem bir teşekkür etmek hem de bu hizmet bana göre anlamlı bir hizmet. Çünkü acıyı, sıkıntıyı, depremi yaşamış Van'ın acılarının bütün Türkiye tarafından paylaşıldığına her birimiz birebir şahidiz. Dolayısıyla da damdan düşen bir kent olarak
Türkiye'nin her neresinde bir sıkıntı, bir afet olunca biz de onların yanında olmak istiyoruz. Bu arkadaşlarımız Van halkı adına bölgede görev yaptılar. İyi de bir görev yaptılar. Oradan da bayağı bir memnuniyet, teşekkür mektupları da aldık. Onun için ben yine Van halkı adına da bu arkadaşlarımıza hem belediye başkan vekili olarak hem il valisi olarak teşekkür ediyorum. Allah onları kazadan beladan muhafaza eylesin. Rabbim yangınları da vermesin ama bizi itfaiyesiz de bırakmasın. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vekillerimiz de burada kenarlar atıyorsun. Sandalye alsınlar. 1400 ton asfalt kullandık. 2021 yılına kadar bu 2 yıllık süre içerisinde 236 kilometre asfalt yol yaptık. Yama olarak 186.350 ton yama malzemesi kullandık. Toplam yollara harcadığımız miktar 225 milyon TL civarında. Bunların dışında yani il genelinde 31 adet okulun bakım onarımı yapıldı. Röger ve menfez onarımı da 73 adet yapıldı. İnşa edilen bu baks menfezlere bakacak olursak 212 yere baks menfez inşa edildi. Aynı zamanda köprü olarak 58 adet beton arama köprü, belediyede de ilk kez yapılan bir işlem bugüne kadarki süreç içerisinde. Köprü inşaatımız devam edenlerle birlikte yapımı tamamlananlarla var. İlçelere hızlıca bakacak olursak Bahçesaray ilçesine 10 kilometre, Çaldıran'a 29 kilometre, Çatak'a 10 kilometre, Erciş'e toplam 68 kilometre, Gevaş'a 12,5 kilometre, Gülpınar'a 41,3 kilometre, İpek yolunda bunun 11 kilometresi çift şerit olmak üzere 27 kilometre. Tuşba'da 4,5 kilometresi çift şerit olmak üzere 24 kilometre. Edremit'te yine 4,5 kilometresi çift şerit olmak üzere 12,5 kilometre. Saray'da 16, Muradi'de 21 kilometre yol çalışmamız oldu. Bunların dışında şehir merkezinde özellikle hem ulaşımı rahatlatmak anlamında hem de şehirdeki ulaşım arterlerinin görsel kalitesini arttırmak anlamında da çalışmalarımız oldu. Geçen yıl tamamlanan Sağlık Sokağı'nda 500 metrelik bir yol ile AK Parti Diş Hastanesi'nin önünden Akköprü'ye bir iniş sağladık. Bu da özellikle 5 yol trafiğini oldukça rahatlatan bir çalışma oldu. Bunun dışında Hacı Bekir Caddesi'ni yeniledik. Altyapısıyla ve kaldırım ve aydınlatmasıyla. Yine aynı şekilde Milli Egemenlik Caddesi yenilendi. Çuhas Kavşağı biliyorsunuz çok karmaşık bir yapıya sahipti. Tamamıyla bu kavşak yenilendi ve bir kavşak formuna getirildi. Belediye tarihinde ilk kez beton yol yapımı bu yıl gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,2 kilometre. İlçelerde de halen devam eden beton yol çalışmalarımız var. Beton asfalta göre daha ekonomik ve dayanımlı olduğu için biz de bunu yavaş yavaş tercih etmeye başladık. Bunun dışında bu yıl devam eden Sırke Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Erek Dağı Caddelerinde de yenileme çalışmalarımız var. Bununla ilgili tabii haklı birçok eleştiri de alıyoruz işin uzamasıyla ilgili. Burada işin uzamasının en büyük nedenlerinden birisi biz bunları yaparken aynı zamanda altyapı sorunlarını da gidermeye çalışıyoruz. Çünkü ileriye dönük olarak bugün yolu kaldırımı, asfaltı yaptıktan sonra altyapı hizmetlerinin gelmesi hem işlerin karmaşasına sebep oluyor hem de mali açıdan ekstra yükler çıkartıyor. Bu yüzden biz bunların altyapısını da yenilediğimizden dolayı tabii biraz da şehrin dar noktalarında çalışıyoruz. Biraz bu konuda sabırları istiyoruz ama inşallah en kısa sürede de bunların halkımızın hizmetine açar duruma geleceğiz. Bunun dışında Edremit-Tokyu yolu asfalt çalışmalarına da başladık. İnşallah en kısa sürede burayı da tamamlıyoruz. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir yolda kaldırım ve
asfalt çalışması bitiyor. Bisiklet yollarıyla birlikte güzel bir yol formuna kavuşacak inşallah. Bunun dışında yine halktan çok fazla talep aldığımız Molla Kasım Ayanız yolunun asfalt işini yaptık. Turizme yönelik olarak da bu çalışmamızı tamamlayıp büyük bir memnuniyetle bu işi tamamlamış olduk. Aynı zamanda yine turizm odaklı diğer bir çalışmamız Çaldıran Kayak Merkezi'nin yolunun asfalt çalışmasını bu yıl yaptık. Kuşba Sokağı olarak adlandırdığımız Hatuni'deki sokağa asfalt işini yaptık. Bunun dışında da 1990'lı yıllardan bugüne kadar belediye eliyle Van'da yeni ham yol açılımı olmadı. En son 2 Nisan Caddesi Zübeyde Hanım Caddeleri belediye eliyle açıldıktan sonra bu yıl 4 tane toplamda 30 kilometreye varan ve 30 metrelik genişliklere sahip olan yollarla ilgili çalışmalar başlattık. Bunlardan birisi bizim de gölün kenarında göreceğimiz birazdan Van Sahil Yolu projesi. Bu projede altyapı kısmı neredeyse tamamlandı. Bununla ilgili çalışmaları birazdan yerinde de göreceğiz. Bunun dışında Milli İstihbarat'ın Edremit'ten inerken olduğu noktadan başlayıp Elmalık köyünü arkadan dolanan şu andaki mevcut İpek yoluyla Van çevre yolunun ortasından geçen ve Şabaniye'ye kadar uzanacak bir 30 metre genişliğinde yol çalışması daha yürütmekteyiz. Bunun dışında Şabaniye'den Van Kalesi'ne doğru devam eden Hatunyen içerisinden geçen yol çalışmalarımız devam ediyor. Bir de yine Molla Kasım bizim turizm anlamında önemli bir bölgemiz. Buraya ulaşımın sağlanması anlamında Çitören'den başlayarak Molla Kasım'a devam eden 30 metrelik bir yol projesi daha yürütmekteyiz. Van çevre yolu çalışmaları da yine büyük şehrin de içinde olduğu bir kuruluşlar tarafından devam ediyor. Bununla ilgili de çalışmalar büyük bir hız aldı. Bununla ilgili sizlerden de çok ciddi destekler bekliyoruz. Çünkü artık Van'ın önemli sorunlarından birisi Van çevre yolu. Van çevre yolunun tamamlanmasıyla hem şehrin imarı farklı bir noktaya gelecek hem de sosyolojik anlamda ve psikolojik yansımaları da olan bir çalışma tamamlanmış olacak. Çünkü Van gerçekten sıkıştı bir tarafta kaldı. Van'ı açabileceğimiz önemli arterlerden birisi Van çevre yolu. Özellikle Sebzali gibi, otogar gibi, stadyum gibi bütün bu planlamaların yapılması anlamında Van çevre yolu çok önemli. Burada insanların değer kaybıyla ilgili endişeleri var. Şunu da açıkça dile getirelim. Evet, belki mevcut arsalarımızın yerleri vesaire değişecektir. Fakat hepsi olduğundan çok daha fazla değerli hale gelecektir. Bu konuda ciddi bir destek istiyoruz. İnşallah önümüz tıkanmazsa Van çevre yolunu da biz 1-2 yıl içerisinde tamamlamayı diliyor ve arzu ediyoruz. Bunun dışında Van Büyükşehir Belediyesi olarak yine öz kaynaklarımızı kullanarak hiçbir kredi ve borçlanmaya girmeden geçen yıl içerisinde 12 tane ağır iş makinesi aldık. Bunların içerisinde asfalt dökme makinesinden tutun silindirlere kadar makineler vardı. Bu yılda yine göl temizliğini yapmak üzere biri uzun biri kısa bomlu ekskavatör alacağız 2 tane ve 10 tane de kamyon alımımız gerçekleşecek. İnşallah bu yıl onları da halkın hizmetine açacağız. 2021 yılında karla mücadelede ciddi anlamda 13 ilçede hizmette bulunduk. Tabii bu yılki afet geçen yıl sel ve depremle çok uğraşmıştık. Çığ ve depremle uğraşmıştık. Bu yılda sellerle çok fazla uğraştık. Bu anlamda da 6 ilçe 73 noktada 179 iş makinesi ve 261 personelimizle sel noktalarında ciddi bir hizmet verildi. Bununla ilgili de halkın takdirlerini kazandığımıza inanıyorum. Kırsal hizmet verilerimize hızlıca bakacak olursak yine belediye tarihinde bugüne kadar yapılmış olan en yüksek beton kanal imalatını bu dönemde gerçekleştirdik. 2019 Ağustos'undan bugüne kadar 175 kilometre sulama kanalı inşa ettik. Çiftçimize ücretsiz olarak 40 bin metre korüge boru, 350 bin metre de kangal boru bu dönem içerisinde dağıttık. Bu yıl, geçen yıl toplamda 40 bin metre dağıttığımız boru miktarımızı bu yıl 170 bine çıkarttık. Bunları inanın ciddi anlamda analiz ederek dağıtmaya çalışıyoruz. Personellerimiz gidip yerinde incelemeler yapıyorlar ve olabildiğince eşit ve hakkaniyetli dağıtmaya çalışıyoruz. Biz bunlarla ilgili çok fazla şikayet de alıyoruz. İşte bize az verdiniz, başka yere fazla verdiniz gibisinden ama inanın bunları verirken mutlaka saha incelemelerini yapıyoruz. Ve dediğimiz gibi elimizdeki bütün imkanları siz halkımızın hizmetine sunacak şekilde biz bu dağıtımı yapıyoruz.
Bu anlamda ciddi bir tarımsal çalışmalara ve hayvancılığa destek de sağladı. 393 mahallede 1720 kilometre arazi yolu çalışması bu dönem içerisinde yaptık. Bununla ilgili araç kiralamalarımızı bu yıl içerisinde tamamladık. Her ilçeye bir tane ekskavatör en az verdik ve bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Biraz sel araya girdi. Selden dolayı bazen araçlarımızı başka yerlere takviye etmek zorunda kaldık ama inşallah bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. 393 mahallede yine 40.514 metre koruge boru dağıttık. Atıl, gölet ve kanalların temizliğiyle ilgili de çalışmalarımız hızla devam etmekte. Bu yıl içerisinde inşallah şu anda bugün de anlaşmasını imzalayıp buraya geldim ben. Fizibilite projesinin de onayı çıktı. Tarımsal, organik ve hayvansal atıklardan biyogaz enerji üretim tesisinin de çalışmalarını, fizibilite çalışmalarını bugün itibariyle başlattık. İnşallah artık çevresel anlamda büyük bir sorun olan bu hayvansal atıkları biz elektrikten sonra da kalan miktarla da gübreye dönüştürerek yine bölgede hem çevresel anlamda hem de enerji anlamında büyük bir çalışmaya imza atmış olacağız. Sulama kanalları ve gölet inşa projelerimiz yine kırsalda 13 ilçede devam etmekte. Sulama hayvan suyu sağlama anlamında yine 13 ilçe içerisinde bu yıl 27 tane su sondajı yapıyoruz. Bunlarla ilgili enerjiyi elde edebilmek anlamında da güneş enerji sistemlerini kullanıyoruz. Bununla ilgili tamamlanan sondajlarımızın yanı sıra halen devam eden çalışmalarımız bulunmakta. Yine halkımızın hizmetine sunmak amacıyla DAP destekli olarak 600 bin TL bir kredi, bir hibe aldık bu yıl ve modern tarım makinalarıyla ilgili bir park kurmaya da başladık. İnşallah 1-2 ay içerisinde bu makinaları da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 2019'dan bugüne kadar 123 mahallede 52 adet hayvan içme suyu sondajı yaptık. 17 adet GES güneş enerji sistemi kurduk. 2100 adet saç sıvat dağıtımı yaptık. 4080 adet de beton sıvat dağıtımı yaptık. 393 mahallede vatandaşımıza verilen iş makineleri desteğiyle de 883 kilometre kanal temizliği yapıldı. 283 adet gölet temizliği yapıldı. 163 adet de bent yapımı bu dönem içerisinde tamamlandı. Bunun dışında yine kırsalda bulunan vatandaşlarımıza eğitimsel anlamda da hem de görsel anlamda hizmetler de sunuyoruz. Çatak'ta mesela bu yıl bıttım ağaçları aşıladık. Geçen yıl 1500 adetti. Bu yılda 3500 adet, toplamda 6000 fıstık ağacına aşılama da yaptık. Yine eğitim çalışmaları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda 5000 öğrenciye tarımsal eğitim verildi. Fakat pandemi araya girmesiyle bu sayı biraz düştü. Çiftçimize yine biz bu yıl 100.000 adet fide desteği verdik bu dönem içerisinde. Altyapı hizmetlerimize bakacak olursak Van'ın en büyük projelerinden biri olan 176 milyon maliyete sahip olan arıtma tesisimizi, biyolojik arıtma tesisimizi bu yıl faaliyete aldık çok şükür. Artık Van Gölü'ne akan suyun tertemiz, berrak bir su olduğunu kendi gözlerinizde görebileceksiniz. İnşallah Van Gölü'nün geleceğini kurtarmak adına çok önemli bir proje de bu dönem içerisinde tamamlanmış oldu. Yine Çatak ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz %85 oranında tamamlandı. Yine bu yıl çevresel anlamda çok büyük bir hizmet olduğuna inandığımız ve yaklaşık olarak %90'ı tamamlanan entegre katı atık tesisimiz de hayata geçiyor. Biz Bahçesaray ve Başkale ilçeleri hariç diğer 11 ilçenin çöpleri artık Van'a taşınacak. Bu taşıma sonrasında Van'da çöpler ayrıştırıldıktan sonra organik malzemesinden enerji elde ederek buradan yaklaşık olarak tesis tamamen faaliyette olursa 6,5 megawatt saat enerji elde etmeyi planlıyoruz. Yap işlet devlet modeliyle yapılmış bir sistem bu. Buradan belediye cebinden hiçbir para harcamadan üretilen enerjinin de %6'sına ortak oluyor. Erciş'in içme suyu projesini tamamladık bu yıl. Bununla ilgili yine altyapı hizmetlerinde VASKİ'den aldığımız bilgileri aktarayım. Kanal açma ve kuyu çekim sayısı 56.716 adet. İçme suyu hattı yapım miktarı 221 kilometre. Yeni abone sayısı 51.600 adet. Kanalizasyon hattı yapım miktarı 48 kilometre. Bunlar gerçekten ciddi rakamlar geçmiş yıllara kıyaslandığında.
İçme suyu arızası olarak 37.940 adet içme suyu arızasına müdahale edilmiş, 9.900 adet de kanalizasyon arızası bu dönem içerisinde giderilmiş. Toplam abone sayısı 266.476'ya da ulaşmış durumda. Sağlık hizmetleri anlamında da ciddi çalışmalar yürütüyor bu arada belediyemiz. Salgınla mücadele kapsamında gerek dezenfektan dağıtımı, gerek maske dağıtımı gibi hususların dışında araçların dezenfekte işlemlerinde ciddi anlamda destek verdik. Bu dönem içerisinde sokak hayvanları ihmal edilmedi. 103.5 ton sokak hayvanlarına mama dağıtıldı. Tedavi edilen hayvan sayımız bu 2 yıllık dönem içerisinde 21.662 adet. Sahiplendirilen sokak hayvan sayısı da 457 adet olarak belirlendi. Evde bakım hizmetleri veriyoruz. Belki birçoğunuzun bundan haberi yoktur. Evde bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı bu 2 yıl içerisinde 5.092 kişiye ulaştı. Hasta nakit hizmeti vermekteyiz. 6.532 kişiye hasta nakit hizmeti verdik bu dönem içerisinde. Yeni doğan bebeklerimiz için bebek seti dağıtıyoruz. 6.937 adet bugüne kadar bebek seti dağıtmışız. Ve en önemli sağlıktaki çalışmalarımızdan birisi de bu yılda büyük bir memnuniyetle karşıladığımız vektörel mücadelede ilaçlama işine de ağırlık verdik. Geçen yıl sinekten ciddi anlamda şikayet varken bu yıl neredeyse bu şikayetler sıfıra yaklaştı. Evlerde fizyoterapi hizmeti de veriyoruz. Yani 2020 yılında yaklaşık 10 bin kişiye evde bu hizmetleri verdik. Sokak hayvanları için toplantılar yapıyoruz. Geçen aylarda da üzücü bir olay da yaşadık. Bir sokak köpeğinin çocuğa saldırmasıyla birlikte hayatını kaybetti çocuk. Bu anlamda ilçelerle birlikte ortak koordineli bir şekilde bunlarla ilgili de hem bilgilendirme hem de bu sorunlarla mücadele anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi vektörel mücadelede 22 araç 65 personelle Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ilaç ile biz vektörel mücadeleyi vermekteyiz. İnanın burada 2 yıl önce belki oturamayacaktık bu şekilde sinekten dolayı ama şu anda sinekten dolayı herhangi bir rahatsızlık yaşamıyoruz. Sosyal hizmetler anlamında gıda kolisi dağıttık bu dönem içerisinde. 13.099 gıda kolisi dağıttık. Aşevimiz var bizim. Aşevi aracılığıyla verilen yemek sayısı 973.000 küsürlere ulaştı. Sosyal yardım kartı veriyoruz. 5.140.000 TL'lik bugüne kadar sosyal yardım kartıyla nakdi bir destek de sağlamış olduk. Bunun dışında giyim yardımı da devam ediyor. Bizim refakatçi misafirhanemiz var. Ücretsiz olarak il dışından gelip hastanede hastası olan refakatçiye ücretsiz hizmet veriyoruz. Akşam yemeğini de sağlıyoruz. Bugüne kadar 14.109 kişi Sıkke Caddesi üstünde bulunan refakatçi misafirhanemizden de faydalanmış oldu. 2020'de 3.200 anneye yeni doğan seti dağıttık. Refakatçi misafirhanemizin yeri, konumu. Yine ihtiyaç sahiplerimize biz günlük olarak 2.300 kişiye sıcak yemek çıkartıyoruz. Ve ihtiyaç sahiplerine bunları dağıtıyoruz. Park bahçelerde yine bu dönem içerisinde ciddi anlamda yeşile ve parklara önem veren bir bakış açısıyla hizmet ediyoruz. Birazdan belki içini gezme imkanımız da olacak. En büyük parklarımızdan birisi burası. Geçen hafta içerisinde geçici kabulü de yapıldı. Hamdolsun burayı da halkımızın hizmetine en kısa sürede açıyoruz. Şehir merkezinde 25.000 adet ağaç diktik. Bunun dışında kendi seralarımızda 707.000 ağaç üretimi yaptık. Şu anda parklarımızın en büyüğü burası. 590 dönümlük bir araziye sahip burası. Bu içinde bulunduğumuz tesislerin olduğu kısım fidanlık ikinci etap diye geçiyor. Yan tarafta yine çardakların olduğu kısımda fidanlık birinci etap olarak geçmekte. Bir de biz burada fidanlık parkının bittiği ve sahile olan göle olan boşlukta yine 150.000 dönümlük alanda parkla ilgili proje çalışmalarımızı başlattık. İnşallah önümüzdeki yıl oraya da kazma vurarak burada ciddi anlamda yeşil bir doğa oluşturmaya çalışacağız. Kocaeli Parkı'ndan bir boyut vermek istiyorum. Kocaeli Parkı 38 dönüm. Burası şu haliyle 590 dönümlük bir alan. Toprak Kale'ye mesire alanı yapıyoruz. Eski bizim asfalt şantiyesi olarak geçen kısımda 107 dönümlük bir alanda
TOKİ tarafından bir park çalışması yapılıyor. İnşallah bu parkı tamamlayacak şekilde toprak kalem üstüne bir seyir tepesi, Edremit'teki gibi kafeteryasının olduğu, vatandaşlarımızın gidip hem yemeklerini yiyeceği hem de Van'ın eşsiz doğa görüntüsünü, manzarasını izleyebileceği bir tesisi kurmaya da başladık. Yine eski devlet hastanesi olarak bilinen 5 yoldaki kesimde de biz TOKİ aracılığıyla bir millet bahçesi daha yapıyoruz. Burada 104 araçlık bir yeraltı otoparkı da inşa edildi, tamamlandı. İnşallah bu yılın sonuna doğru bu parklarda hizmet vermeye başlayacaklar. Van'da parkların onarım ve bakımlarıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Park, bahçeler, çevre koruma daire başkanlıkları olarak sahillerde ciddi anlamda çök temizliği, ilaçlama faaliyetleri, ağaçlarda ağaç budama işlemleri gibi hizmetleri de veriyoruz. Yine şehrimizde en çok şikayet edilen unsurlardan birisi ulaşım. Ulaşımla ilgili az önce gösterdiğimiz yolların yapımıyla trafiği rahatlatmanın dışında ulaşım servis araçlarıyla ilgili de hizmet kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çevre yoluna bağlı olarak yeni otogar planlanma çalışmaları düşünülse de birkaç yılı alacağı için şehirler arası otobüs terminalimizi de yeniledik. Çünkü Van'a giren insanların ilk gördükleri, ilk karşılaştıkları yer bu otogar. Otogarla ilgili çalışmamızı tamamladık. İlçe otogarıyla iller arası otogarın ayrımını yaptık. Eskiden bir karmaşa vardı. Eskiden insanlar otobüsün yanına kadar arabayla gidiyorlardı. Şu anda güvenli bir şekilde X-ray sistemlerinden geçerek vatandaşlar otobüslere biniyorlar. Vatandaşın aracıyla otobüsün birbirinden ayrımını yaptık. Böyle şeydeki sahadaki o keşmekeşliği de böylece önlemiş olduk. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl 50 adet belediye otobüsü aldık. Bu belediye otobüslerini de yine altını çizerek belirtmek istiyorum ki hiçbir kredi ve borçlanmaya girmeden tamamen öz kaynaklarla alarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu belediye otobüslerinin gelmesiyle birlikte 21 yeni hatta, bugüne kadar hiç belediyenin hizmet götürmediği 21 yeni hatta belediye otobüslerimiz çalışmaya başladı. Akdamar iskelesine de artık bir tane otobüsümüz her gün sefer yapıyor. Yine İran sınır kapısından gelen turistlerin taşınmasıyla ilgili olarak 4 tane Mercedes Turismo marka 0 otobüs alındı. Yine bunlar da öz kaynak kullanıldı. Herhangi bir borçlanma ve kredi kullanılmadı. Yine şehir içerisinde trafikte çok ciddi şikayet aldığımız eski tip halk otobüsü modellerini minibüs tipine dönüştürdük. Daha seri, daha hızlı hareket edebilen, aynı zamanda çevre dostu araçlar kullanarak hem çevresel anlamda bir katkı sağladık hem de bu esnaf tarafından takdir görülen seri araçların modeline geçtik biz burada. Bununla ilgili de geçen hafta da bir ihalemiz oldu. 20 tane daha yeni hat ihale ettik. Bundan önce bizim dönemimizde geçen yıl da 20 hat ihale etmiştik. 104 tane mevcut hatta da bunları eklemiş olduk. Yine yollarda hem trafik güvenliğini etkilemek hem de yollardaki görselliği arttırmak anlamında yaya geçidi, çizgi çalışmalarımız, yol işaret levhalarımız gibi çalışmalarımız devam ediyor. Yine en önemli icraatlarımızdan birisi de şu, Van'da özellikle kilitlenmiş olan bu imarla ilgili ciddi bir çalışma da başlatmış olduk. 695 hektarlık bir alanda Van merkezdeki 3 ilçeyi, İpek yolunu da, Tuşbayı da, Edremit'te kapsayacak şekilde bir imar revizyonu çalışmasını da başlattık. İmarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin İpek yolundaki şu andaki imar çalışmalarımız yaklaşık olarak %75-80'ler civarında tamamlanmış bulunmakta. İmarla ilgili İpek yolunda Cevdet Paşa Mahallesi'nde 1/5000'lik imar, Nazım imar çalışmaları tamamlandı. Edremit'te Şabaniye Mahallesi'nde yine bu çalışmalar tamamlandı. İtirazlar alındı. İtirazlar da tek tek değerlendirildi. Tuşba ilçesinde de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaları daha önce ihaleyle yaptırıyorduk. Şu anda kendi personelimizle biz bu çalışmaları yapıyoruz. Ve çalışmaların sonucunda gelen itirazları da meclisle birlikte tek tek değerlendirerek kimsenin hakkının yenmemesi için elimizden geleni de bu konuda yapıyoruz.
Yine 4000 hektarlık alanda Tuşba sahil bandında da planlama çalışmalarımız devam ediyor. Ve Yüzmü Mahallesi'nde 18 yıldır 18. maddeden kaynaklı bir imar sorunu vardı. Bu imar sorunu da çok şükür çözmüş olduk. Çevre korumayla birlikte yürüttüğümüz çalışmalara baktığımız zaman il genelinde merkezde bulunan derelerde ve sahilde ciddi temizlikler yapıyoruz. Bu temizliklerden en önemlisi geçen haftada başlatmış olduğumuz Van Gölü dip çamuru temizliği işi. Van Gölü dip çamuru temizliği işi içinde bizim planlamalarımızda 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor. İlk etapta 680 bin metreküplük bir alanda iskeleden arıtma tesisine kadarki alanda çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Burada da yine kendi özmal araçlarımızla bu işi yürüteceğiz. Demin de bahsettim, katı atık entegre tesisi faaliyete geçiyor. Artık çöpler sorun olmaktan çıkıp elektriğe dönüşüyor şehrimizde. Ve bu çöplerin naklini sağlamak için de 3 bölgede çöp aktarma istasyonunu kurduk. Bu yıl itfaiye birimimizle birlikte su altı arama kurtarma timi de kurduk. İtfaiye ekibimiz aynı zamanda bu yıl içerisinde Akdeniz bölgesindeki yangınlara müdahale anlamında da destek verdi. Yine kültürel çalışmalara belediye olarak çok önem veriyoruz. Geçen hafta Van'ın tanıtımıyla ilgili olarak çok önemli bir misafir grubu ağırladık. 150 büyükelçi ve diplomat Van'da ağırlandı. Ciddi anlamda Van'ın reklamı oldu bu işte. Burada yine büyükşehirin de ciddi desteği oldu. Birkaç tane kültürel hizmetin başlığını vereceğim sadece. Anne baba okul semineri düzenledik. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamalarına katıldık yine büyükşehir olarak. Sinema günleri, kültürel faaliyetler devam ediyor. Yaz boyunca öğrencilerimize ücretsiz olarak enstrüman, tiyatro, spor alanlarında eğitimler verildi. 81 ilden 150 muhtarımızı Van'da ağırladık. Bu yıl gönülden gönüle sohbetlerimiz devam ediyor. Yine daha önceden envanterimizde bulunan belediyenin basmış olduğu kitaplara bu yıl 2 tane daha kitap ekledik. Bu yıl 347 öğrencimize yine ücretsiz üniversite hazırlık kursu verdik ve bu 347 öğrencimizin 303'ünü üniversiteli yaptık. Yine mahremiyet ve çocuk istismarı gibi başlıklarda vatandaşlarımıza eğitimler vermeye devam ediyoruz. Sabrınızla ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, arz ederim. Değerli basın mensupları, biz bugün İpek Yolu ilçe muhtarlarımızla bir araya gelip her bir mahallemizin ve genel anlamda ilçemizin sorunları konuşmak, daha çok Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizle ilgili muhtarları dinlemek ve bizim onlardan olan taleplerimizi de onlara iletmek için bir araya geldik. Bizim göreve başladığımızdan beri muhtarlarla toplantılarımız sürekli devam eden toplantılarımız, ama pandemiden dolayı bu toplantıları biraz ara vermiştik. Tekrar bu toplantılarımıza İpek Yolu'yla bugün başladık. Yarın da Tuşba Belediyesi sınırlarında görev yapan mahalle muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Burada hem özellikle aşı konusunda muhtarlarımızdan taleplerimiz var. Her bir mahalle muhtarımızın günlük aşı olmamış ilk doz aşısı 50 kişiyi aşı ettirme talebimiz var. İnşallah bu gece akşam itibariyle haritada biz tekrar Van mavisi rengine inşallah bürüneceğiz. Okullarımız açıldı. Tekrar kısıtlamaların olmaması, esnafımızın sıkıntı çekmemesi için tek elimizdeki kozumuz, silahımız aşı. İnsanlarımızı aşı etmek konusunda başta muhtarlarımız olmak üzere hepimiz elimizin taşını altına koymamız lazım ve aşı oranımızı yükseltmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız artık sıkıldı. Uzaktan eğitimle eğitim görmeleri artık mümkün değil. Birçok mahallemizde çocuklarımızın sağlıklı internete girme imkanı maalesef yok. Onun için bizim hayatın bir an önce normale dönmesi lazım. Esnafımız çok zor durumda. İpek Yolu bildiğiniz gibi bizim ana eski Van Belediyesi'nin merkezini oluşturmakta. Burada işte yer yer işgal edilen kaldırımlar,
Sokakta mendil satan, içme suyu satan çocuk sorunumuz var. Park ve bahçelerin kullanımıyla ilgili muhtarlarımızdan bizim talebim, onların bizden talepleri var. Tarımsalla ilgili muhtarlarımızın maalesef ciddi talepleri var. Yetişmekte sıkıntı çekiyoruz. Bu senede ihaleden kaynaklanan araç bulmakta sıkıntı çektiğimiz bir dönemimiz de oldu. Bölgemizde bu sene oldukça kurak geçti. Onun için hem içme su sorunu, hem sulama suyu sorunu, hem hayvan içme suyu sorunu, hem de yollarımızla ilgili, arazi yollarımızla ilgili muhtarlarımızın talebi alacağız. Ayrıca sağlık, eğitim alanındaki talep ve ihtiyaçlarını da alıp onların birebir takipçisi olacağız. Ve muhtarlarımızın da iyi günlerde kullanmak üzere de her birinin adına da özel hazırladığımız birer çantayı da kendilerine inşallah takdim edeceğiz. Sayın Ali, belki kamp kurumlarda çalışan memurların aşıya olan ilgilerin az olduğu... Yok, kamu kurumlarında çalışan, bugün öğretmenlerimizi çıkarttık. Öğretmenlerimizin %77'sinin aşı olduğunu ama hala Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 20 bin personelin 2335 kişinin hala aşı olmadığını bugün isim isim belirledik. Şimdi hepsine teker teker ulaşıp aşı olmasını sağlayacağız. Aynı şekilde imamlardan da müftülük çalışma yapıyor. Aşı olmamış varsa onların aşı olması konusunda gerekli uyarılarımızı yapacağız. Topluma önder konumunda olan öğretmenin, imamın herkesten önce bu bir halk sorunu, sağlığı sorunu olan bu konuda önderlik yapması gerektiğine inanıyoruz. Ve hatta daha önce de söyledik. Yani bir mazereti olmayıp bu konuda olumsuz tavır sergileyen kamu çalışanlarını da uyaracağız ve gerekirse savunma alma cihetine de gideceğiz. Sevgili izleyiciler, sahipsiz mikrofonu burada noktalıyoruz. Bugün İpekyolu ilçemize bağlı muhtarlarla söyleşide bulunduk. Milletvekillerimiz, valimiz birçok önemli değerlendirmeleri yaptılar. Sahipsiz mikrofonda muhtarların özellikle İpekyolu'nda neler yaşanıyor, sorun ve sıkıntıları dinledik ve çözümü noktasında da hem Van Valisi Sayın Bilmez, hem Genel Sekreter, hem de Milletvekili Sayın Arvas ve Sayın Gül Açar sorunların çözümü noktasında görüşlerini, fikirlerini muhtarlara aktardılar. Bizler gelişmelerle bir başka sahipsiz mikrofonda birlikte olacağız. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.